The devil is the leader of fallen angels. Bugün İngilizce'deki bir fiille başlıyoruz. Fall. Kelimenin düşmek anlamına geldiğini daha kolay aklımızda tutabilelim diye son iki harf L'yi yana yatık şekilde yaptık arkadaşlar. Fall düşmek demektir. Look out. Dikkat et. There is a hole on the ground. Yerde bir çukur var. You will fall into the hole. Çukura düşeceksin. Hole, çukur demektir. Ve çukur, delik gibi kelimeler içine düşmeyi çağrıştırdığı için fall ve hole kelimelerinin telaffuzlarındaki benzerlik hiç de tesadüf değil. Fall into hole. Çukura düşmek. Look out diye az önce uyardığımız çocuk lafımızı dinlemedi ve çukura düştü. Ve hemen yardım için emergency number 112 acil durum hattını aradık. Help, yetişin. İmdat anlamına gelen help kelimesi aynı zamanda yetişin diye bir ünlem de verir. Help. The boy has fallen into the hole. Çocuk çukura düştü. Yeni bilgiler, yeni olmuş olaylar anlatılırken present perfect simple tense kullanılır. Yani çocuğun çukura düşmesi çok yeni bir olay. The boy has fallen into the hole diye söylememizin sebebi budur. İtfaiye geldi ve çocuğu çukurdan çıkarttı. Tabii çocuğun kol, bacak written off yani pert olmuş durumda arkadaşlar. Ve aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra çocuk hastaneden taburcu oldu. Olayı bilmeyen insanlar da bize aynen şöyle sordu. What happened to the boy? Çocuğa ne oldu? Ve biz de şöyle bir cevap veriyoruz. He fell into the hole last week. O geçen hafta çukurun içine düştü. Arkadaşlar, üzerinden zaman geçmiş ve şimdiyle bağlantısı kalmayan olayları yesterday, ago, last gibi geçmiş zaman zarflarıyla simple past tense içerisinde kullanırız. Fall düşmek, fell düştü, fallen. Tam bu noktada size bir ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Her fiilin üçüncü hali bir sıfattır. Fall, düşmek anlamına gelen bu fiilin üçüncü hali fallen. Ve fallen, düşmüş demektir. Fiil köklü bir sıfattır. İngilizce'de bir ibare var arkadaşlar. Fallen angels. Fallen angels, düşmüş melekler demektir. Nasıl melekler? Düşmüş melekler. Fallen angels, düşmüş melekler. Cennetten kovulmuş melekler. Yani şeytan demektir. Fallen angel, şeytan. İngilizce'de şeytan anlamını veren bir sürü kelime var. Mesela devil, Satan, demon, Lucifer, old Nick, old Harry, cloven hoof. Mesela cloven hoof çift toynaklı demektir. Bu kelimelerin bazılarını biliyor olabiliriz ama şeytan anlamına gelen esas iki kelimeyi bu videoda ele alacağız.
Yerel kullanımlara göre şeytan kelimesinin bir sürü İngilizcesi olmasına rağmen işi en iyi öğrenebileceğimiz kaynak Bible. İncil'de geçen devil ve demon kelimelerinden yola çıkmaktır. Videomuzun başındaki cümleyi şu anda ekrana alırken hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir zaman Türkiye'nin gündemini çok fazla oyalayan, her akşama haber konusu olan, şeytana tapan anlamına gelen Satanist kelimesini hemen hatırlatmak isterim. Satanist, şeytana tapan. Satan, şeytan demektir. Arkadaşlar, aslında Satan kelimesi Tanrı'ya karşı rebellion, yani isyan çıkartarak diğer meleklerin de kendisiyle beraber cennetten kovulmasını sağlayan iblisin İngilizcesidir. Satan, iblis, şeytan demektir. Rebellion, ayaklanma, isyan. Bu rebellion'a, ayaklanmaya katılan bütün melekler, iblisle beraber fallen angels, yani cennetten kovulan melekler oldular ve angel, melek olma sıfatlarını kaybettiler. Satan is the leader of fallen angels. The devil is the leader of fallen angels. Şeytan, cennetten düşmüş meleklerin lideridir. Arkadaşlar, burada bir hatırlatma yapabilirim. When you want to pronounce about the letter in British English, you can say without R at the end of the word, leader. But in the United States, American English I'm talking about, you can say or pronounce leader with the R in the end of the word. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. İngiliz İngilizcesinde lider demek istediğinizde kelime sonundaki R'yi yutun. Leader. Amerikan İngilizcesi tarafındaysanız leader. Kelimenin sonuna hafif bir R verebilirsiniz. İngilizce'de evil diye bir kelime var. Fenalık, kötülük, musibet demektir. Bütün kötülüklerin ve fenalıkların başı olan Satan, yani şeytan kelimesinin eş anlamlısı the devil. İşte az önceki fenalık, kötülük anlamına gelen evil kelimesinden türemiştir. Evil, fenalık, kötülük. The devil, şeytan demektir. In Bible, yani İncil'de şeytanı ifade eden the devil kelimesi tekil şekilde yazılır. İblisin yoldan çıkarttığı diğer melekler ise demons, yani şeytanlar diye çoğul şekliyle geçer. Arkadaşlar, İngilizce'de bazen devil ve demon kelimeleri, tabi şeytan anlamlarıyla birbirlerinin yerine kullanılıyor olsa da the devil is the leader of demons. Yani devil, demonların lideridir. Al-Baqara verse 35 in Quran. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 35. ayette şöyle söyler. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin ve orada dilediğinizden bol bol yiyin. Ancak bir tek şu ağaca yaklaşmayın ki zalimlerden olmayasınız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın insan nefsini uyandıracak dürtüleri içinde barındıran yasak meyveyi yiyip cennetten kovulmaları için the devil, yani şeytan onların yanına sızdı ve yaklaşmamaları gereken yasak ağaca yönelik ikisinin de curiosity, merakını uyandırdı. Curiosity, merak demektir. Çünkü the devil, yani iblisin çok iyi bildiği bir şey vardı arkadaşlar. İnsanın doğasında
yasaklanan şeylere yönelik merak ve istek artar. Tam bu noktada sizi bilgi seli köşesine almak istiyorum. Bilgi seli köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bilgi seli köşemizde Pre-Adamite, yani Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaratılmasından önceki döneme gideceğiz. Pre-Adamite, Adem öncesi dönem. Prophet Adam, Prophet Eve, Hazreti Adem ve Hazreti Havva. Adam, Adem demektir. Eve, Havva demektir. What would have happened if they hadn't eaten the forbidden fruit? Eğer Hazreti Adem ve Havva yasaklı meyveyi yemeseydi ne olurdu? Yasak meyve anlamına gelen forbidden food bazen karşımıza forbidden apple, yasak elma olarak da çıkabilir. Pre-Adamite, yani Adem öncesi dönemde Allah-u Teala insan evladını yeryüzünde zaten imtihan edeceğine yönelik karar vermişti. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yasak meyveyi yiyeceği zaten rahmani bir kurguydu. Sura Al-Bakara Verse 30 in Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 30. ayette şöyle buyurulmuştur. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Prophet Adam and Prophet Eve. Hazreti Adem ve Havva'nın yaratılmasından önce on the earth, yeryüzü denilen bir yerde insanların var olacağını bildiren bu ayet, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın bu yasak meyveyi zaten yiyeceklerinin ve insanı her saniye günah işlemeye teşvik eden ve kendine benzetmeye çalışan demon, şeytanın da aynı yeryüzünde var olacağının bir kanıtı gibidir. Çok enerjik olan demon, yani şeytanın en belirgin özelliği hiç yerinde durmaması ve çok enerjik olmasıdır. Bu nedenle yerinde hiç durmayan, oradan oraya koşturan, çok çalışkan ve enerjik insanlara İngilizce'de demon denilir. Eric seldom sleeps. Eric çok nadir uyur. He works all the time. O her zaman çalışır. He is a demon. O enerjik bir insandır. Bir başka bilgi seli köşesinde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya dönebiliriz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda cennetten kovulan melek, şeytan anlamlarına gelen Fallen Angel ve hem şeytan hem de enerjik insan anlamlarına gelen demon kelimesinin İngilizcenin sözlüklerine nasıl girdiğini anlatmaya çalıştım. Umarım bilgiler hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer evet hocam biz bu bilgileri çok beğendik diyorsanız bir like rica edebilirim. Ama hocam bu bilgiler çok da hoşumuza gitmedi. Bir dislike istirham edeceğim arkadaşlar. Tabi dislike'ın nedenini bildiren ince bir yorum bizim kendimizi düzeltmemize yol açacaktır diye düşünüyorum. Abone olabilirsiniz ve videoyu yer yer paylaşabilirsiniz. Yani gücümüze güç katabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.